Bu videoda iyi huylu prostat hiperplazisinden bahsedeceğim. Hiperplazi ne demek? Aşırı büyüme demektir. Bu prostat hiperplazisi basit ifadesiyle prostat büyümesidir. İdrara çıkmayı etkiler. İdrar akışını biraz zayıflatır. İdrardan sonra damladığınızı fark edebilirsiniz ve mesanenizin boş olmadığı hissine kapalabilirsiniz. Bu konu hakkında konuşacağız. Aslında prostatın küçülmesine yardımcı olmak için her gün içebileceğiniz bir içecek var. Bununla birlikte prostatın çalışma mekanizmasını ve bu sorunun nasıl geliştiğini anlamak doğrudan tedavi etmeye çalışmaktan daha önemlidir. Birçok erkek yaşlandıkça bu sorunla karşılaşır ve hatta bazıları prostat kanseri geliştirir. Bu videoda her iki konuyu da ele alacağız. Prostat idrar kesenizin hemen altında yer alır. İdrar kesesinden çıkan üretra adı verilen küçük bir tüp vardır. Prostat bunun etrafını sarar. Normalde küçük olması gerekir. Genişlemeye başladıkça daha da büyür ve idrarın akmasını sağlayan küçük tüp daralabilir. Bazı durumlarda aşırı büyüyebilir ve mesaneye kadar yükselerek mesanenin küçülmesine neden olur. Bu yüzden idrar tutma konusunda tam yeteneğe sahip olamazsınız. Kadınların ve erkeklerin sahip olduğu tüm östrojenler aslında testosterondan üretilir ve testosteronun yan ürünleridir. Testosteronu östrojene dönüştürmek için aromataz denen bir enzime ihtiyacınız vardır. Aromataz testisler ve yağ hücreleri tarafından yapılır. Birinci önemli bilgi budur. İkincisi, östrojendeki artış prostatın boyutunu artırır. Bu önemli bir bilgidir. Çünkü problemin aslında testosteron seviyesinin yüksek olmasından kaynaklandığını düşünmüş olabilirsiniz. Fakat bu doğruysa neden erkeklerde testosteron yaşlandıkça azalır ve östrojen yaşlandıkça artar? Daha önce de söylediğim gibi östrojen anabolik bir hormondur. Her şeyin büyümesine neden olur. Ayrıca bir konu daha var. Prostatın içindeki östrojen seviyeleri yani prostat içindeki östrojen kandaki östrojene bağlı değildir. Dolayısıyla kandaki seviyeyi ölçerek prostatta ne kadar östrojen olduğunu anlamak zordur. Östrojen ayrıca prolaktin adı verilen ve prostatın boyutunu da artırabilen başka bir hormonu artırır. Fitoöstrojenler, bitkilerdeki bazı fitokimyasallar östrojen gibi etki gösterebilir. Etkileri çok güçlü değildir ve aslında çok zayıftır. Dolayısıyla bitkisel östrojen ile insan östrojenini kıyaslarsak, bitkisel östrojen genel olarak yaklaşık 10.000 ila 140.000 kat daha az etkilidir. Bu nedenle bazen insanlar östrojeni artırabilecek belirli bitkileri ve otları yediklerinde kafaları karışır. Bu oldukça düşük bir miktardır. Bu yüzden bitkisel besinler nedeniyle östrojen baskın hale gelme konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Bu bitki bazı östrojen bileşiklerinden herhangi birini tüketirseniz, örneğin kabak çekirdeği, palmedo ve hatta bazı soya türlerindeki fitoöstrojenlerden, tabi soya tüketiyorsanız her zaman organik olmasına dikkat etmelisiniz. Çünkü soya çoğu zaman GDO'ludur. Prostat için önereceğim ilaç bunlardan biri değildir. Tavsiye edeceğim şey aromataz enzimini inhibe etmeye odaklanmaktır. Testosteronun östrojene dönüşmesinden bahsetmiştim. Tedavi aromataza verilen enzim yoluyla olacaktır. Yapmak istediğimiz şey bu enzimin çalışmasını engellemektir. Tabii ki bu enzimi inhibe edebilirsiniz östrojen üretiminiz azalacaktır. Böylelikle prostatı aldatabilmeyi umuyoruz. Öğrenmemiz gereken ilk şey bu enzimin neden arttığıdır. Çünkü maalesef yaşlandıkça artar. Ayrıca vücut yağı ile artabilir. Bu yüzden kilo vermek çok önemlidir. İnsülinle de artabilir. Bu konu hakkında yayınladığımız birçok video bulunmakta. Aslında keto diyeti yapıyorsanız durumunuz çok daha iyi olacaktır. Çünkü insülini azaltarak enzimi doğrudan azaltmış olacaksınız. Şeker hastaları veya yüksek karbonhidratlı bir diyet uygulayan kişilerde önemli bir prostat sorunu olmasının nedeni budur. Bu enzimi artıran bir diğer şey daha vardır. Üzgünüm ama alkol tüketimi. Bu enzimi kesinlikle artırır. Aslında vücudumuzda daha fazla östrojen salabilir. Diğer bir faktör ise tam tahıllardır. Bu besinler sağlıklı olduğu iddia edilen ve tüketmeniz tavsiye edilen besinlerdir. Ayrıca hormon replasman tedavisi veya doğum kontrol hapları da buna etki eder. Östrojenin de doğrudan enzimi artırabileceğini bilmeniz gerekmektedir. Bu videoda öğrenmeniz gereken en önemli şey bu enzimi nasıl azaltacağınızdır. Bir numara kara lahana, brokoli, lahana ve roka gibi turpki sebzelerin düzenli tüketimidir. Tüm turpki türleri bu enzimi azaltma yeteneğine sahiptir. Sahip olduğunuz ekstra östrojeni düzenlemenize yardımcı olur. Size yardımcı olacak diğer bir şey de beyaz düğme mantarıdır. Onları güzelce pişirdiğinizden emin olun ve çiğ yemeyin. Çünkü çiğ tüketirseniz aynı etkiyi yaratmaz. Keten tohumu. Bazı insanların östrojeni artıracağı yönünde endişe duyduğunu biliyorum ama bu olmayacaktır. Ancak bununla çelişen bilgilerle karşılaşabilirsiniz. İki seçeneğiniz vardır. Aslında aşağıdaki çalışmaları okuyabilir veya bu seçeneği tamamen atlayabilirsiniz. Çünkü en güçlü tedavi bu değildir. Diğer çare ise yeşil çay. Fakat size önereceğim en iyi çare turunçgil kabuğudur. İlgili linkleri aşağıya bırakacağım. Örneğin limon kabuğu. Limon kabuklarının içinde gerçekten ilginç şeyler var gibi görünüyor. Bunlar sadece aromataz enzimini engellemekle kalmaz. Aynı zamanda sadece prostat için değil, tüm vücut içinde birçok başka fayda sağlar. Aslında bu besinde meyve suyuna göre 5 kat daha fazla besin bulunur. Belki sağlıklı bir keto diyetiyle kilo vermenin ve turp gillerden oluşan insülin alınımınızı azaltmanın yanı sıra başka neler yapabilirsiniz? Bunu günün herhangi bir saatinde yapabilirsiniz. Bir bütün limonu alın ve bir bardak suyla birlikte blendera koyun. Sonra her şeyin güzelce karışıp kremsi bir kıvam alana kadar karıştırın. Belki 30 saniye karıştırabilirsiniz. Daha sonra tatlandırmak için yaklaşık 5 ila 10 damla stevia sıvısı ekleyebilir veya prostatı da destekleyen yarım ila bir fincan yaban mersini ekleyebilirsiniz. Hepsini karıştırıp yaban mersinli veya yaban mersinsiz bir shake olarak içebilirsiniz. Limon kabuğu en önemlisidir. Çünkü amacımız aromatazı azaltmaktır böylece östrojeni azaltabilir ve yüksek testosteron veya doğal testosteron ile düşük östrojen oranlarını koruyabilirsiniz. Yani yapabileceğiniz her şey arasında bunlar en önemli adımlardır. Limon kabuklarının başka büyük yararları da vardır. Merak edenler eğer bu videoyu henüz izlemediyseniz mutlaka izlemelisiniz. Buraya bırakıyorum.